Evet arkadaşlar, bugünkü video konumuz deneme netlerinizle ilgili. Onlarla ilgili konuşacağız. Ya bununla ilgili çok fazla soru sordunuz. Hocam denemelere giriyoruz, işte deneme netlerimiz artmıyor, denemelerimiz kötü geçiyor diyorsunuz. Kesinlikle haklısınız. Onun için de hemen bir video hazırlayayım istedim. Çünkü çok çok önemli, çok çok değerli. Arkadaşlar denemeler var ya, bu denemelerdeki ortalama puanlarımız aslında bizlerin LGS puanını verecektir. O yüzden denemeler bizler için çok değerli. Bunları önemseyelim. Bakın arkadaşlar, okulda, dershanede, nerede yapıyorlarsa yapsınlar, o denemeleri kaçırma. Şunu deme: ya benim deneme şeyim yok, yani bilgilerim eksik, eksik bilgilerim var, İşte tamamlamam gereken şeyler var, o yüzden girmek istemiyorum, moralimi bozmak istemiyorum diyorsunuz. Ama arkadaşlar kesinlikle denemelere girin. Denemeler çok değerli, çok önemli. Çünkü sınava alıştıracak bizlere. Yani deneme dediğimiz zaten sınav provasıdır. Yani o denemelere girmezsek eğer, bu sefer sınava gireceğimiz zaman heyecanlanırız, işte terleriz, ondan sonra yani motivasyonumuz düşer. Bu bizi çok etkileyecektir. O yüzden denemeler çok değerli. Hatta şöyle, denemeleri arkadaşlar siz kendiniz arttırabilirsiniz. Arttırın, daha fazla deneme çözün. Şuna da dikkat edin: deneme çözerken kesinlikle sınav saati çözmeye çalışın. Yani sınavınız ondan mı başlayacak? Hemen onda oturun, çözmeye başlayın. Tabii diyeceksiniz ki hocam bizim okulumuz var ya, onda nasıl çözeceğiz derseniz, çok haklısınız. Hafta sonları çözün arkadaşlar. Hafta sonlarınızı kendiniz ayırın. Ama şunu da eklemek istiyorum: deneme çözerken, hele bu zamanlarda, genel deneme çözmeyin arkadaşlar. Çünkü eksikleriniz var. Eksikleriniz sizi yani yanıltabilir. Yani dersiniz ki ya benim işte denemem kötü geçti, benden bir şey olmaz dersiniz. Ama olacak arkadaşlar, çünkü daha görmediğiniz çok konu var. Sizler ne yapacaksınız? Şu zamana kadar gördüklerinizle ilgili deneme olacaksınız. Mesela genel tekrar denemeleri değil de işte tarama denemeleri olabilir. Konu konuya, hatta şunu bile yapabilirsin. Al mesela işte bazı, yani çözdüğün yayın evleri var ya, onlardan bir tane al. Diğerinden bir tane, iki tane al. Diğerinden üç tane, dört tane al. O şekilde sen eğer zorlandığın, en çok da bak, zorlandığın o soruları al. Yani fotoğrafını çekebilirsin. Veya işte Word belgesi, yani Word kullanmayı biliyorsan o Word'de onları şey yapabilirsin, düzenleyebilirsin. Onları düzenli, alt alta ekle 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 20 tane soru oluştur. Ondan sonra git çıktı al. Ondan sonra onu çözmeye çalış. Yani matematik için söylüyorum. Diğer dersleri de bu şekilde yapabilirsin. Ama dediğim gibi zorlandığın o soruları al, yapıştır. Çünkü sen o zorlandığın sorulardan şey olacaksın. Diğerlerini zaten çözebiliyorsun. Onlara gerek yok. Zorlandığın sorular önemli, tamam mı? Bunlar için sizlere taktik vereceğiz. Yani deneme sınavlarını nasıl geçirmeniz lazım? İşte yani arttırabilmeniz için, netlerinizi arttırabilmeniz için, yani analizleri yapacağız. Analizler nasıl olmalı lazım? Onlardan hemen bahsedelim. Sizler de çok fazla diğer videolara bağlı kalmayın istedik. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Bakın çok değerli. Öncelikle yani diyelim ki işte denemeye başlayacaksınız. Okulda bir denemeniz var. Denemeye başladınız. Sayısaldan başladınız. İlk önce bence şunu yapın. Eğer en iyi dersin hangisiyse, ya hocam ben matematikten çok hoşlanıyorum, matematiği çok seviyorum, İşte eksiğim çok fazla yok. Ben hemen ne yapacaksın? Sen hemen matematikten başlayacaksın. Bak, bu matematikten başlaman iyi. Yani sevdiğin dersten başlaman senin motivasyonunu yükseltecektir. Takır takır yaptığın için seni ne yapacaktır? Üst seviye, moralini yüksek olacaktır. Diğer bölüme de çok iyi hazırlayacaktır. Ama şöyle istisnalar da var. Sen eğer yani çok iyi değilsen, tabii eksiklerin varsa, bu sefer bazı sorular oluyor ki, zor sorular oluyor, elbet oluyor. O seni etkiliyor. Kesinlikle çok etkiliyor. Buna sen kanma. Yani mesela şöyle etkiliyor. Sen diyelim ki bir tane soru var. Biraz uzun ve yorucu bir soru. Sen onunla zamanını harcarsan, yani bütün zamanını gidip o soruyla harcarsın, ya ben bunu çözeceğim, ya kesinlikle çözeceğim, ben çözmeliyim dersen, bu senin zamanını alacaktır. Bu da çok önemli. O yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Kesinlikle bakın, yapamadığınız, böyle gözünüze kestiremediğiniz soruları es geçin ya. Onu da yapmayı verin.
Anlaştık mı? Çünkü zaman çok değerli. Bu sınav aslında zamanı ölçen bir sınav. Sen eğer zamanını nasıl değerlendiriyorsun? Zamanını nasıl iyi kullanabiliyorsun? Bunu aslında ölçüyorlar. O yüzden arkadaşlar bizler önümüze gelen her soruyla uğraşmayacağız. Tabii ki bakacağız çözebiliyor muyuz, çözemiyor muyuz? En fazla 2-3 dakika ver. 3-4 dakika diğer zamanlarını harcarsan yani o çözemediğin soru için söylüyorum. 5 dakika, 6 dakika, 10 dakika verirsen bu iş olmaz. Bütün zamanın gider. Soruları da çözemezsin ve motivasyonun bozulur. O yüzden bak, istiyorsa 10 tane netin olsun. İstiyorsa 5 tane netin olsun şimdilik. O yüzden bak, uğraşma. Yapamıyorsan uğraşma geç. Tamam mı? Bu senin moralini bozmasın. Çünkü o senin yani eksiklerin olacak. O eksiklerini kesinlikle tamamlayacaksın. Bunu göreceksin. Bak denemeler eksiklerini görmen için çok değerli, çok önemli. Anlaştık mı? Bu denemeleri çok iyi değerlendiriyoruz. Arkadaşlar ve netlerimizi arttırarak çok üst seviyeye çıkarak LGS'yi çok iyi şekilde halledeceğiz. Anlaştık mı? İlk kuralımız neydi? Sevdiğin ve bildiğin dersten başlaydı. Diğer kuralımız arkadaşlar, bakın bunu da kesinlikle yapın. Denemede planlama yapın. Deneme sınavına başlamadan önce 1-2 dakika böyle bir planlama yapın. İşte kodlama yaparken hepsini bir anda çözdükten sonra kodlama yapmayın bence. Çünkü kaydırma olasılığınız da yüksek olabiliyor. Ne yapacaksınız? 5 tane soru mu çözdün? 5 soruyu çözdükten sonra takır takır tak 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 işaretle. 5 tane soruyu çözdükten sonra takır takır işaretle. Ve şunu kesinlikle yap. Yarım artı koy. Yarım artıyı nasıl koyacaksın? Mesela optik formunu al. Diyelim ki bak bunu alıştır, bunu alışkanlık haline getir. Sınavda da bu şekilde yaparsan eğer sana kesinlikle artı katacaktır. Bak %100 artı katacaktır. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bakın mesela matematikten hep örnek veriyorum ama siz diğer derslere de bunları entegre edebilirsiniz. Aynı şekilde düşünebilirsiniz. Mesela matematikte birinci soruyu tak 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 çözdün, ikinci soruyu tak 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 çözdün, üçe geldin. İşte üçü hatırlıyorsun. Diyorsun ki evet diyorsun ben bu tip soru çözmüştüm diyorsun. Biraz böyle uğraştın baktın çıkmıyor ya. Ona yarım artı koy. De ki ben sonradan geleceğim buna geri döneceğim de ondan sonra bak kesinlikle şunu söylüyorum. Geri döndükten sonra o soruyu hatırlayacaksındır. Ama sen ne yapıyorsun? Böyle o soruyu kesinlikle çözeceğim ben ya. Allah kahretmesin bu sorunu. Ben bunu kesinlikle çözeceğim diyorsun. Uğraşıyorsun. Sonra siliyorsun. Yazıyorsun. Zaman bir bakıyorsun. Aa sınav bitmiş. Biter. Bakın sınavda zaman o kadar hızlı geçiyor ki anlamıyorsun bile. O yüzden sen böyle uğraşıyorsun siliyorsun ya sanıyorsun ki 2 dakika 3 dakika gitti. Hayır 10 dakikan bile gidiyor. Anlaştık yani çok değerli bak uğraşma çok uğraşıyorsunuz. İlla yapacağım bu kesin çıkması lazım. Ya bu şöyleydi diyorsunuz eyvallah. Ama arkadaşlar zaman çok değerli. Eğer sen onunla uğraşıyorsun belki de yani zaten Milliyetin Bakanlığı ne yapıyor? 2-3 tane kolay sorular soruyor. Hemen ardına bir tane zor soru soruyor ki öğrenci bununla oyalansın, bununla zaman kaybetsin, diğer sorulara zaman yettiremesin diyor. Çok mantıklı. Yani bizler de bunlara atlıyoruz ne yazık ki. Ondan sonra diğer sorulara geçerken aa diyoruz zaman çok azalmış. Daha hızlı çözmeye çalışıyorsun. Bu sefer de hızlı çözmek istediğin için de hatalar yapmaya başlıyorsun. İşlem hataları yapmaya başlıyorsun. Mesela o bende de oluyor, kesinlikle oluyor. Mesela bu örnek soruları çözerken arkadaşlar bizler zaman buldukça yani araya sıkıştırarak çözüyoruz aslında. Çünkü çok fazla zamanımız olmuyor. İşte derslerimiz oluyor, işte özel derslerimiz oluyor, online derslerimiz oluyor. Çok fazla yoğun oluyoruz. Ama ben ara buldukça hemencik o arada çözmeye çalışıyorum. Yani bir hiç daha önceden yani böyle tekrar yapıp işte soru üzerinde ne yapmam lazım, soruyu nasıl çözebilirim diye değil. Hemen alıyorum önüme tak 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 bu şekilde çözüyorum. Tabii ki hızlı şekilde çözmem beni tabii ki hızlı çözmek önemli ama çok hızlı çözünce dikkat dağınıklığı oluyor. Bazı yerleri kaçırabiliyorsunuz. O yüzden onlara dikkat etmek zorundayız. Anlaştık mı? Bu çok önemli. Ve arkadaşlar dikkat dağınıklığı için de güzel bir video hazırlayacağım. Bu da çok önemli çünkü dikkat dağınıklığı hepimizde var. Yani bende bile var, kesinlikle var. Ve hala geçmiyor. Bunun için de işte kitap okumaktır, çizim yapmaktır. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Umarım hepimizinki, yani bütün dikkat dağınıklığı olanların dikkatleri hemen kendine gelir. Arkadaşlar bu da neden oluyor biliyor musun? Yani bölüyoruz orayı ama bir bilgilenin çok fazla dikkatimizi dağıtacak şeylerle uğraştığımız için mesela çok fazla televizyon izliyorsak mesela bilgisayar mesela ben küçüklüğümde gerçekten oynardım bilgisayar oynamayı severdim ondan kaynaklı bu dikkat dağınıklığı geldiğini düşünüyorum. Dikkatimizi toparlayacağız. Bunun için de güzel bir video hazırlayacağım. Evet arkadaşlar dediğim gibi
Uğraşmıyoruz. Yapamıyorsan uğraşma geç. Zaman kaybetme. Bu çok değerli. Bu çok önemli. Anlaştık? Süpersiniz. Bakın ondan sonra yarım artı olayını dedik ya, geri döneceksin. O soruyu kesinlikle yapacaksın. Ben buna inanıyorum. Yapacaksın, yapacaksın, yapacaksın. Ve arkadaşlar bakın ne olursunuz genel denemelerden şu anlık uzak durun. Sizin moralinizi bozacaktır. Dediğim gibi mesela konu konu kendinize denemeler oluşturabilirsiniz. 20 soru, 20 soru, 20 soru. Mesela işte çarpanlar ve katlarla ilgili kendine 20 tane soruluk deneme oluştur. Yani çözemediğin o sorular var ya, o zorlandığın soruları al, o denemeni ekle. Ondan sonra işte üslü sayılarla ilgili, üslü ifadelerle ilgili, karekökli ifadelerle ilgili bunlarla çözemediğin o soruları al, birleştir ve kendine deneme yap. Ve her hafta bence deneme, o şekilde denemeler oluştur. Ben zaten sizler için online denemeler oluşturuyorum ve güzel sorular buldum ve yayın evlerine de söyleyeceğim. Diyeceğim ki sizin bu sorularınızı kullanabilir miyim? Yani öğrencilerimize faydalı olabilmek için. Mesela her yayın evinden bir tane güzel soru alacağım. İşte bir tane değildir de iki tane üç tane güzel sorular alacağım, böyle koyacağım. Konu konu işte çarpanlar ve katlarladır. İşte üslü ifadelerdir. Yani şöyle diyeyim, senin yapamayacağın şeyi ben yapacağım senin için, o deneme olayını, ve PDF olarak atacağım. O PDF olarak sen onu alıp indirip çözebilirsin. Ve bunun çözüm videolarını da atacağım. Zaten yapıyorduk. Devam edeceğiz ve bütün derslerle ilgili Türkçe, fen bilgisi, bütün dersler demeyeyim de Türkçe, fen bilgisi ve matematik için, ama matematik ağırlıklı olacak arkadaşlar. Bunu da bildirmek istedim. Evet, denemeler çok önemli. Denemeler çok değerli. Arkadaşlar bu taktikleri yapmamız lazım ve şöyle denemeye başlamadan önce 1-2 dakika gözlerini kapatıyorsun. Hiçbir şey düşünmüyorsun. O beynindeki, yani kafandaki o olumsuzlukları bir kere atmak zorundasın. At bir şunları, at gitsin. Seni engelleyecek, kafanı oyalayacak şeyleri bir at gitsin, bir rahatla. Anlaştık mı? Çok önemli. Çünkü bizler o kadar çok şey düşünüyoruz ki, o kadar gereksiz şeyler düşünüyoruz ki beynimiz var ya, allak bullak oluyor. Bu da bizi etkiliyor. Sınav esnasında işte motivasyonumuz bozuluyor. İşte soruları okurken hiçbir şey anlamıyoruz ki, şimdiki soruların hepsi okumaya dayalı, okuyup anlamaya dayalı. Onun için de zaten bol bol kitap okuyoruz değil mi? Kesinlikle okuyorsunuzdur biliyorum. Çünkü her seferinde söylüyoruz. Her videonun sonunda söylüyoruz. Arkadaşlar kitap okuyun. Kitap çok değerli, çok önemli. Bizleri ileri seviyeye taşıyacak diye. Şöyle düşünüyordum. Analiz kısmını da, yani deneme analiz kısmını da bu şekilde bu videoda anlatmak istiyorum ama çok uzun olacağını düşünüyorum. Yani çok uzun olması da sizi çok etkiliyor. İzleyemiyorsunuz, işte dayanamıyorsunuz biliyorum. O yüzden de diğer videoda olacak deneme analizi arkadaşlar. O analizleri de çok güzel yaparsanız, o da analizler de bizler için çok değerli. O analizler de denemelerimizin netlerini yükseltecektir arkadaşlar. Evet, çok uzatmak istemiyorum. Zamanınız çok değerli çünkü. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Sizler bizler için çok değerlisiniz. Sizleri gerçekten çok seviyoruz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.